Hala yine kafa yerinde olmayan bir arkadaşımız sıcaklar ona basmış herhalde. Oradaki fıskiyeyi bir başka şey zannetti. Belki su israfı, bozulmuş bir musluk. Algılayamamış yani ve bakın ne yapmış. Kimse ne yaptığını anlamadı. İzmit'te sahildeki parkta çimenleri sulamada kullanılan fıskiyeyi ardı ardına tekme attı. Yetmedi, suyu yönlendiren başlığı eliyle sökmeye çalıştı. Kırılan fıskiye başlığı ile birlikte su havaya yönelince kendi de ıslandı. Bu görüntüler büyük tepki topladı. Golfçü mü, futbolcu mu? Yani bir derdi var muslukla ama bence duyarlı bir vatandaş. Bak siz yanlış okuyorsunuz haberi. Ne mesela? O su israfını engellemek için onu kapatmaya çalışıyor. Ha, ondan mıdır dersin? Olabilir. Ya baktığın zaman ne kadar güzel ortam değil mi ya? Yani şu ortamı güzelleştirsene, rahatça sporunu yapsana misler gibi. Ne bak orada çimleri suluyor falan filan. Ne yapmak istediği şu bu falan filan da fışkiye hadisesi memlekette büyük problem. Mesela çeken arkadaş ya, yani bunlar TikTok videosu mu çekiyorlar acaba? Ha, bak. Orada parkta duran bir kameraman hani evet. Sürekli hani burada bir şey olur bu fışkiyeye sürekli birileri bir şey yapıyor deyip çekim mi yapıyor? TikTok için mi yapıyorlar acaba? Ha? Muhtemelen. Tesadüfen mi yani o su beni nasıl ıslatır, ben bunu nasıl yapabilirim? Yani oraya giyinip yürümesini ve yürüyüş alanını seçmiş, orayı seçmeyi biliyor. Yani, güzel alan ama kıyafetler değil, golf molf falan. Çok iyi canım. Valla bu arada öyle. Park bahçe düzenlemesi de gayet güzelmiş de böylesi abilerimiz... Olmaz. Bunu yapmayın. Kamu malına zarar veriyorsunuz. Gidin efendi gibi koşun, zıplayın. Yani hiçbir böyle güzeller güzeli parkta bir yabancı ülkede bunu görmezsin mesela. Tabii canım. Ama bir derdi var herhalde. Fıskiyeyle bir derdi var. Suyla ilgili bir derdi olabilir. Kesin. Bir derdi olduğu kesin. Biz bunu biraz düşünelim. Pişman mıdır acaba şu an kendisi? Son pişmanlık da fayda. Fayda etmiyor efendim. Görüntüler bize ulaşmış durumda. Onun için bir hareket yapacaksınız. 3 kere düşünün. 3 kere güvenin. 3 kere dinleyin ve nefes alın.